CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, nakliyeci esnafın sorunlarını meclis gündemine taşıdı. Gürbulak Gümrük Müdürlüğü tarafından şu an bekletiliyoruz. Nedeni bilinmeyen herhangi bir sebepten dolayı çok mağduruz. Uluslararası taşımacılık yapan firmalarımız dış ticaretimizde önemli bir yer tutmaktadır. Hatay, Türkiye'nin 3. tır filosuna sahip olarak dış ticaretimizde önemli yer tutmakta ve ülke ekonomisine ciddi katkı vermektedir. Yaşanan salgın nedeniyle ekonomik ve sosyal olarak en çok etkilenen sektörlerden biri olmuştur. Birçoğunun yakıt alacak parası dahi kalmamıştır. Dağınık olarak bulundukları ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti'nin dış temsilciliklerine de ulaşmakta büyük zorluklar çekmektedirler. Bir kısmı hala gümrüklerde bekletildiği bir süreçte beslenme başta olmak üzere yaşamsal sorunlarla karşı karşıyadırlar. Hepsi kısıtlı imkanlarla yaşıyor. Maske yok, tıbbi malzeme yok. Yeme içme sıkıntılı. Nakliyecilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların yanında salgın tehlikesini de aldı gündemine Topal. Sınır ötesinde mahsur kalan şoförleri de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na sordu. Mağduriyetlerin giderilmesi için ne gibi çalışmaların yapıldığını bir soru önergesiyle yöneltti. Uluslararası nakliye yapan ve kısıtlamalar dolayısıyla ülkeye gelemeyen yurttaşımızın sayısı ne kadardır? Yurt dışında mağdur kalan nakliyeci esnafımıza ne gibi yardımlar yapıldı? Özellikle yakıt sorunu yaşayan vatandaşlarımıza devlet destek vermekte midir? Mağdur olan nakliyeci vatandaşlarımız Türkiye'ye nasıl gelecekler? Bağlı oldukları firmalarla ortak bir çalışma yapılıyor mu? Dış temsilciliklerimiz mağdur olan nakliyecilerimize özellikle beslenme ve barınma konusunda destek vermiş midir? Bu destekler nelerdir? Yurt dışında koronavirüse yakalanan nakliyecimiz var mıdır? Bunların tedavisi konusunda devletimiz neler yapmıştır?